Herkese merhaba. Bu bölümde ClickSense'de oluşturduğumuz bir uygulamada kullanacağımız hesaplamaları bir Excel dosyasından nasıl alacağımızdan bahsedeceğiz. Bu yöntem tüm hesaplamaları tek bir kaynak üzerinde görüntüleyip kontrol etmemiz açısından oldukça faydalıdır. Önce Excel dosyamızı inceleyelim. Gördüğünüz gibi uygulamada kullanacağımız 3 hesaplama adı, tanımı ve açıklamasını içerecek şekilde tutuluyor. ClickSense'de yeni bir section açarak önce bu Excel dosyamızı yükleyelim. Sonrasında bir for next döngüsü kurarak her bir satırdaki hesaplama adını ve ifadesini bir değişkene atayacağız. For next döngüsünü kuracağımız i değişkenini sıfırdan başlatıp field value count fonksiyonu ile değişken boyutunun tekil değer sayısına kadar devam etmesini sağlayalım. Bu döngünün içerisinde variable name olacak şekilde peak fonksiyonunu kullanarak her bir değişkenin öncelikle sıfırıncı yani ilk değeri hesaplamasını alıp daha sonra evaluate edilecek olan hesaplamayı dolar işareti altında tanımlayalım. Bu tanımlamaları yapıp next i ile tekrar döngünün başına gitmesini sağlayabiliriz. Bedi'yi yükleyip ön yüze geçerek bu variable'ları bir KPI objesinde çağıralım. AddMeasure diyerek ve FX butonuna basarak burada gördüğünüz gibi satış toplamı, sipariş adedi ve net satış toplamlarından bir tanesini seçerek ön yüzde nasıl göründüğünü görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi toplam net satış toplamımız 23,89 milyon olarak dönmüş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.